Evet, 5. sınıf sayfa 191-192 çocuklar uzunlukları ölçme problemlerini çözeceğim. Uzunlukları ölçme problemlerini birimler istenen birime çevrilir. Aynı birimler kendi arasında işlem yapılır. Lütfen sorulara dikkat edelim. Her zaman bakın benim yanımda merdivenim, bir önceki videoda da göstermiştim. Fazla büyük çizmişim, ekrana sığmıyor ama olsun. Benim yanımda her zaman buradan bakıyorum. Siz de her zaman o çizdiğiniz merdiveni yanınızda bulundurun. Defterinize de çizebilirsiniz tabii. Şimdi Ahmet 7 metre birinci soruyla başlıyorum. Ahmet 7 metre boyundaki su borusunun 250 santimini kullandığına göre geriye kaç santim su borusu kalmıştır? 7 metre su borusunu santime çevirmem lazım. Zaten sorunun sonunda da santim istiyor. 700 santim. 250 santimini kullanmış. Kullandığı kısım. Geriye kalan kısım 450 santim. İlk soru olduğu için tabii çok basit. Zaten o kadar aşırı zor olmaz. İkinci soru. 21 kilometrelik yolun 18 bin metresi asfaltlanmıştır. Asfaltlanmayan yol kaç kilometredir? Bakın burada kilometre vermiş yolu. Sorunun sonunda da kilometre istemiş. Bu arada asfaltlanan kısım metre. Ben sadece bunu kilometreye çevirebilir miyim diye bakıyorum. Evet, metreden kilometre 3 basamak yukarı çıkılır. 3 tane sıfır atılır. 18.000 metre 18 kilometredir. Tamam. 18.000 metre eşittir 18 kilometre. Bu asfaltlanan yol. 21'den 18'i çıkartalım. 3 kilometre yol asfaltlanmamış. Soru bitti. Kafadan bile yapabilirsiniz. Sıkıntı yok o kısmı. Üçüncü soru. 3 tane 400 mm ip uç ucu eklendiğinde kaç santimetrelik ip elde edilir? 400 mm'yi santimetreye çeviriyorum. 40 santim. Bir basamak yukarıda olduğu için. 40 santimi 3 ile çarpıyorum. 120 santimlik bir ip elde edilir. Evet, 4 desimetrelik telin 320 milimetresi kullanılırsa geriye kaç santim tel kalır? Bakın desimetre demiş, milimetre demiş ama santim sormuş. Ben hepsini santimetreye çevireceğim burada. 4 desimetre yanına bir sıfır koyarsam 40 santim eder. 320 milimetre bir basamak yukarı çıkıyorum. Bir sıfırını atarsam 32 santim eder. 40 santimlik bir telin 32 santim kullanılırsa geriye 8 santim kalır. 2,1 kilometre yolun 500 metresini giden Yusuf'un kaç metre yolu kalmıştır? Bakın çocuklar kilometre demiş, metreyi sormuş. Burada 500 metre demiş, yine metre. Sadece şunu çevireceğim. 2,1 kilometre. Bakın bunu 21 haline getirsem sayıyı 10'la çarpmış olurum. Kilometreden hektometreye inmiş olurum. Bir sıfır daha koyarsam dekametre, bir sıfır daha koyarsam metre. Yani 2,1 kilometre 2100 metre eder. Bunun 500 metresini gittiyse Yusuf geriye hala 1600 metre yolu kalmış demektir. Zeliha 6 metre kumaşın önce 200 santimetresini sonra 3000 milimetresini kullanmıştır. Geriye kaç metre kumaşı kalmıştır? Şimdi 200 santim 2 metre ediyor. Sonralarda çok kullandık. 3000 milimetre 3 metre ediyor. 6 metre kumaştan önce 2'yi çıkarsalım. Önce birini kullanmış 4. 4'ten bir daha bir 3 milimetresini daha kullanmış. 1 metre kumaş kalmış. Evet, 7. soru. 42,5 metre uzunluğundaki kablonun 1500 santimetresi kullanılırsa geri kaç santim kablo kalır? Bu arada sadece metreyi santime çevireceğim. 42,5 metre. Bakın. 2 basamak aşağıda.
Virgülü bir basamak sağa kaydırırsam 425 desimetre eder. Bir sıfır daha koyarsam santimetre eder. Bunun 1500 santimini kullanırsam geriye 2750 santim kalır. Fatih her gün 700 metre yürürse Ocak ayında kaç kilometre yürümüş olur? Şimdi Ocak ayı 31 gün olduğu için 700'de ilk önce 31'i çarpalım. Siz burada çarpın. 21.700 metre. Bunu kilometreye çevirirken 3 basamak yukarı çıkıyorum. Bakın bir sıfırını attım, bir basamak çıktım. Bir sıfırını attım, bir basamak daha çıktım. 217'yi bir basamak daha çıkmak için 21 tam 10'da 7 kilometre eder. Zeynep'in bir karışı 13 santimdir. Halısının kısa kenarını 21 karış olarak ölçtüğüne göre. Halının kısa kenarı kaç metredir? Bir karışı 13 santim ise 21 ile 13'ü bir çarpacağız. 273 santim. Santim cinsinden çünkü karışı. Tamam, bunu metreye çevirmemizi istiyor. Bakın çocuklar, iki basamak yukarı çıkıyorum. 273 bölü 100. 2 tam %73 metre. 10. soru. Bir terzi dükkanının rafında 52 metre kumaş vardır. Terzi 2 metre 70 santim uzunluğundaki kumaştan bir takım elbise dikiyor. Buna göre terzi 5 kişi elbise diktiğine göre elinde kaç metre kumaş kalmıştır? Çocuklar, ilk önce 2 metre 70 santimi ilk önce santime çeviriyorum. Çünkü zorlanabilirsiniz burada 5 ile çarpmakta. 2 metre 200 santim eder. 70'i de eklersek 270 santim. Bir kişiye giden kumaş. 270 ile 5'i çarpalım. 5 kişiye elbise dikiyor çünkü. 1350 santim. Şimdi elinde 52 metre kumaş vardı. Yanına 2 sıfır koyarsam bu ne olur? Santim olur. 1350'sini harcamış. ...3850 santim kumaş kalır. Ama bana metre ile sordu. 3850 santim, 2 basamak yukarı çıkıyorum. 38 tam %50 metre eder. Burada 2 basamak yukarı çıktığı için 100'e bölmeniz lazım. Onu göstereyim. 3850'yi 2 basamak yukarı çıkıyorsunuz. 100'e böldük. Virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde ayarlıyorduk. 38 tam %50 etti. İşlemini göstermiş oldu. Evet, 11. soru. 1 dakikada 7500 desimetre yol giden bir araç aynı hızla 1 saatte kaç kilometre yol gider? Çocuklar, 1 dakikada bu kadar yol gidiyormuş. 7500'ü desimetreyi 60 ile bir çarpalım. 8 bu kadar metre etmesi, desimetre etmesi gerekiyor. Şimdi desimetreden metreye çevireceğim. Bir sıfırını yukarı, bir sıfır gitti. Bunu çarpmayı kendiniz yapın. 45.000 metre. 45.000 metre ama kilometre cinsinden sormuş. 45, 3 tane sıfırını atıyorduk, kilometre. 30 metre uzunluğundaki kurdelenin 250 santimi kesildikten sonra kalanı 5 eşit parçaya bölünmüştür. Her bir parçanın uzunluğu kaç santimdir?
Şimdi 30 metreye yanına 2 sıfır koyarsam 3000 santimetre. 3000 santimetreden 250 santim kesiliyor. Geriye kalıyor ne? 2750 santim kalan. 2750'yi de 5 eşit parçaya bölmemizi istiyor. Burada işlemleri yapın siz. 550 santim. Her bir parça. 9 kilometre 40 metrelik yolun 5375 metresine beyaz gül, 2,5 kilometresine sarı gül dikilmiştir. Gül dikilmeyen yolun uzunluğu kaç metredir? Şimdi yolumuz, bir yol çizelim. Tamamı 9 kilometre 40 metre. 1 kilometre 1000 metre diye söylemiştik. Bu 9000 metre eder. 40 metreyi de eklersek 9040 metre eder. Şimdi bunun bir kısmını beyaz gül dikmişiz. 5375. Bir kısmına da sarı gül dikmişiz. 2500 metre. 2,5 kilometre 2500 metre eder. Dönüşümleri yapın. Burada geri kalan yolun uzunluğunu soruyor. 5375 ile 2500'ü toplayacağım. Ne diyor? 7875. 9040'dan çıkartacağım. 1165 metre. Evet. 14. Hasan'ın boyu Zeynep'in boyundan 27 santim daha kısadır. Pekala. Zeynep'in boyu 1.96'ymış. İkisinin boyu kaç santim? Hasan kısa. 1.96 boyu var. Yani 1 metre 96 bir tam. %96 metre. Günlük hayatta da çok kullanılıyor. 1 metre 100 santim. 96. 196 santim. Me eşit. Tamam. Virgüle ne yaptık? Metreden santimetre inmek için iki basamak sağa kaydırmak için iki defa virgülü kaydırmış olduk. Virgül en sona geldi. En sona gelen virgülde yazmıyoruz. 27 santimi çıkartıyorum. Ya soruda benim dikkatimi çeken yanlış mı okudum diye düşündüm. Kızın boyu 1.96 maşallah. Böyle bir kız yok herhalde bence. 169 santim. Hasan. Hasan'ı bulduk. İkisinin toplamını soruyor. 169'da 196'yı topluyoruz. Biri Zeynep, biri Hasan. İkisi 365 santim. Bir araç 200 km yolun %60'ını gittikten sonra kaç metre yolu kalır? Şimdi ilk önce bir kilometre cinsinden ne kadar yolu kaldığını bulalım. 200 km yolun 100'e bölüyorum. Yüzde hesaplarını unutmayın. %1'lik kısmı 2. Bu 2'yi 60 ile çarparsam 120. Yani 200 km yolun 120 kilometresini gitmiş. Gidilen yol. Kalan yol ne kadar? 80 kilometre. 200'den 120 çıkartırsak 80 kilometre. Bunu neye çevirmemizi istemiş? Metreye. Yanına 3 sıfır koyduk mu metreye çevirmiş oluruz. 80 santimetresi 12 lira olan kumaşın 4 metresi kaç liradır? Evet. Şimdi 4 metre 400 santim eder. Şimdi 480, 400 santim içinde kaç tane 80 santim var? 400'ü 80'e bölüyorum. 5 kere. 5 kere 80 400. Yani 400 santimin içinde 80 santimlik parçalardan 5 tane var. Her bir parça 12 ise 12'yi ne yapmam lazım? 5 ile
çarpmam lazım. 60 lira kumaş olur. Serpil bir adımın uzunluğu 52 santim. Serpil 55 adım attığında kaç metre ilerlemiş olur? Kolay bir soru bu. 55 ile 52'yi çarpın. 2860 santim. Bunu metreye çevireceğiz. 2860'ı metreye çevirmek için 100'e böleriz. Sayıyı yazıyoruz. Unutmayın yüzde hesaplarından. Sayının sonunda 2 basamak olacak şekilde virgülümüzü ayarlıyoruz. 2 sıfır varsa 2, virgülden sonra 2 basamak olacak. Metre eder. 1 metre kumaşın fiyatı 40 liradır. 350 santim kumaş olan bir kişi kaç lira öder? Şöyle 350 santim. 350'yi 100'e bölelim. 2 basamak yukarı çıktığım için nedir? 3 tam %50. Yani günlük hayatı söylemiş yerine 3,5 metre. 1 metreye 40 lira ödüyorsa 3 metreye 3 kere 40 120 eder. Yarım metreye şu yarım metreye de bir 20 lira da öder. 120 artı 20. 140 lira para öder. Burada lütfen yarım metre olduğunu unutmayalım bunun. 3 metre ile 40'ı çarptım. Kafadan yapılabilecek bir işlem. 3 kere 40 120. Şu yarım metreye de günlük hayatta ne yapacağız? 1 metresi 40 liraysa yarım metreye de 20 lira ödeyeceğim. 3,5 metreye ödeyeceğim para 140 lira. 5 santim ve 12 santim uzunluğundaki iki farklı telden 15 tane kullanılmıştır. Evet, 12 santimde olandan 15 tane kullanılmıştır. 4 tam %5 metre uzunluğunda bir tel olması için 5 santim uzunluğundaki telden kaç tane kullanılmalıdır? Evet. Şimdi ilk önce ne yapmamız lazım? 12 ile 15'i bir çarpmamız lazım. 180 santim eder. Bu. Evet, ama 4 metre 5 santim uzunluğunda 4 metre 5 santimle 405 santim uzunluğunda olmasını istiyorum. 180 santimi tellerden 12 santimlik tellerle ekledim. Elde ettim. Ama 405 santim olsun istiyorum. 405'ten burada ne yapmam lazım? 180'i çıkarmam lazım. 225 santimlik bir tel elde etmem lazım. Her birini 5 santimlik tellerden elde edeceğim için 225'i de 5'e bölmem gerekir. 45 tane tel eder. Çocuklar, buradaki işlemleri siz kendiniz yapın. Bu zaten sığmaz. 3,5 kilometrelik yolun 3 bölü 5'ini giden bir kişinin geriye kaç metre yolu kalır? 5'te 3'ünü gidiyor. 3,5 kilometre yolu metreyi bir çevirelim. Bölmek açısından daha kolay olur. 3 basamak aşağı iniyorum. Virgülü 1 basamak sağa kaydırmak, 3 tam 10'da 5'i 35 yapmak bir basamak aşağı inmemi sağlıyor. 2 sıfır daha koyduğum zaman 3 basamak indim. 3500 metre. Şimdi bu soruyu bu şekilde değil, 3,5 kilometre değil, 3500 metre olarak düşünelim. 3500 metrelik yolun 5'te 3'ünü gidiyor. Şimdi 3500 metreyi ne yapacağım? 3500'ün 5'te 3'ünü bulmak için önce 5'e böleceğim. 700. 700, bu 5'te birlik parça. 700'ü 3'le çarpacağım. 2100 metre yol gidilmiş. Üç bin 2100'ü çıkartacağım. Geriye 1400 metre yolu kalır. Geriye kalan yol. Öğretmenim, şekilde yapabilir miydik? Tabii ki şekilde yaparsanız daha mutlu olurum her zaman.